Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir salça yapacağız. Bunun için benim burada şili biberim var. Yıkadım, saplarını kestim, ortadan ikiye böldüm. Tohumlarına dokunmadım. Tenceremin alt kısmına şili biberimi koydum. Kabyalarımda tohumlarını ayırdım. Sonra onları bir suya batırıp çıkarıyorum. Kalan tohumlar da suda kalsın diye. Onları da doğrayacağım ama şimdi domatesimi doğrayacağım. Domateslerin kabuğunu falan soymuyoruz. Bu şekilde doğruyorum. Ben biraz küçük doğramaya çalışıyorum. Tencereme daha fazla malzeme koyayım diye. Siz biraz daha büyük doğrayabilirsiniz. Domateslerimi de koydum şili biberin üzerine. Şimdi kabyalarımı doğrayacağım. Ve hepsini birlikte güzelce su falan eklemeden kendi sularıyla haşlayacağım. Evet arkadaşlar, benim biberlerim haşlandı. Şimdi soğumaya bırakacağım. Suyunu falan sözmüyorum. Çünkü diğer yaptığım biberlerde kendi suyunu süzüyordum haşladıktan sonra. Bunu süzmeyeceğim. Neden? Domatesin lezzeti suyuyla birlikte gideceği için süzmeyeceğim. Güzelce blenderdan geçireceğim. İyice geçirelim blenderdan ki daha çok salçamız olsun. Kabuğu az kalsın. Evet, blenderdan geçirdik. Şimdi süzme işlemine başlayalım. Döker dökmez süzgecimden alt tarafa geçiyor. Çünkü biraz daha duru bu arkadaşlar. Söylediğim gibi domates olduğu için suyunu süzmedim. Domatesin bütün lezzeti suyuyla birlikte gideceği için sadece burada ne olur arkadaşlar, suyunu süzmezsek 2 gün fazla kurutmuş oluruz güneşte. Ama diğer biberlerde ben haşladıktan sonra suyunu süzüyordum. Sadece bunu da süzmedim. Bu şekilde kolay bir şekilde geçiyor. Elimi kullanmıyorum çünkü şili bayağı bir acılık vermiş. Böyle de kolay geçince elimi değdirmeme gerek yok. Bakın kabuklar kalmaya başladı ama ben bunu kaşıkla yapmayı düşünüyorum. Evet, kaşıkla daha kolay olacak bu iş bence. Bakın arkadaşlar, kabuğu kalıyor, çabuk geçiyor zaten. Fazla da bir kabuk kalmıyor. İyice çektiğimiz için bu önemli. Şimdi bakın gördüğünüz gibi çok güzel. Ben bütün salçamı bu şekilde süzgeçten geçireceğim. Sonra fırın tepsime koyup şimdi 2 kaşık salamura tuz koyacağım. Güneşe kuruması için, suyunu çekmesi için bırakacağım. Bakın arkadaşlar, doldu, güneşe koyacağım. Diğer salçamı da böyle yapacağım. Devam edeceğim bu işleme. Evet arkadaşlar, benim salçam bu 5. gününde. Bence çok güzel oldu. Bu kıvamı iyi. Ben biraz daha sert sevdiğim için bunu dün de alabilirdim ama ben bir gün daha beklettim. Çünkü ben bu ayar seviyorum salçaları. Şimdi kavanozumuza koyalım. Gerçekten çok güzel. Sizler de mevsiminde yapabilirsiniz. Şimdi kavanozumu doldurayım, bastıra bastıra, arasında hava kalmayacak şekilde. Bilgiler paylaşıldıkça güzel arkadaşlar. Ben sizlerle bu bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki birçok milyonlarca ev kadını bunları biliyor. Ama ben de bunu bu şekilde paylaşayım, sizlere de bilmeyene öğrensin diye.
Bunun için kanalımı izlerseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Evet, kavanozumuz doldu. Şöyle üzerini zeytinyağıyla kapatalım. Kapağımızı da kapatalım. Ben bütün salçalarıma bir etiket yapıştırıyorum. Buna da üçü bir arada diye bir etiket yapıştıracağım. Dolabıma koyacağım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.